Babamın bana en çok şey, oğlum sen evde bir defa çay demlemedin, bu kadar şeyi nasıl anlatıyorsun der. Anlatmak başka tabii, becerebilmek başka. Yeşil elma bir dilim, hayır bir dilim. Oradan bir küçük dilim kesiyorsun. Ha, bu böyle şey aynen olarak öyle dediniz, tamam. Mümkünse de yuvarlak yapabilirsiniz yani. Şimdi tatlı kriziniz olduğunda yeşil elmanın üzerine bir miktar fıstık ezmesi sürdüğünüzde bu sizin o tatlı krizinizi ciddi anlamda azaltır. Şimdi yöntemlerden bir tanesi bu. Yani yeşil elma dilimi üzerine sürülen fıstık ezmesi. İkincisi, mor kayısımız var mı? Hadi bunu da ben yapayım. Mor kayısıyı, mesela ben bu akşam Türkiye milli maçını, İtalya ile maçımız var. Bugün milli takıma, Şenol Hoca'ya, bütün milli takımdaki kardeşlerime başarılar diliyorum. Çok önemli bir şey. Euro 2020 bir sene gecikmeyle bu sene yapılıyor ve bugün başlıyor. İlk maçta Türkiye ile İtalya arasında Roma'da. Hadi çocuklar. Tarkan'ın şarkısındaki gibi güzel işler yapalım. Şimdi de Mustafa'nın şarkısındaki gibi. Çok ne yaptık? Kuru kayısıyı açtık. İçine... Ağzım doluydu, konuşamadım, pardon. Evet. İçine iki tane fındık koyduk. Ben buna bu da bir aslında bir tür sandviç. Sandviç diyorum. Mor kayısı sandviçi. Bu da başka bir yöntem. Başka bir yöntemle bayılırım. Şimdi ben mesela akşam maçı büyük bir ihtimalle stresli anlarda şöyle seyredeceğim. Burak ceza sahasında kenardan orta geldik. Bomboş kale vurdu, dışarı attı. Ben şunu yapacağım. Burak! Orada stresimi attım. Burak'a kızgınlığımı attım. Keçi boynuzundan acısını çıkardım. Keçi boynuzun içinde biraz sonra Dider yapacak. Çikolataya çok benzer maddeler var aslında. İçinde değil mi? Dolayısıyla stresimi attım, ısırdım, kızdım, bir yere bir şey fırlatmadım. Bir taraftan da tatlı ihtiyacımı da karşıladım. Karşı, bu da çok başka, güzel. Ve? Şimdi mesela iki tane şey birbirine, onu zaten anlattık. İki tane şey birbirine çok. Mesela havuç. Havuç üstüne, ama bu havuç değil. Bunu böyle biraz bebek havucu gibi düşünelim. Yani tamam. Böyle bebek havuçları var ya. Bunun üzerine biraz humus sürebilirsiniz mesela. Allah Allah. Havucun üstüne humus. Güzel. Aynen. Bak çok bir şeye dikkat edin. Bu arada elmaya konuşamadım. Elmaya fıstık ezmesi inanılmaz yakıştı. Sahane. Hem ekşili hem tatlılı böyle nefis oldu. Orada ne yapıyoruz bak, dikkat edin. Ekşi tatlı değil de. Şunu bir yiyeyim ya. Ha. Artık 629. Hocam, program diye iyice dağıttık. Hocam da yemeye başladı yaptıklarını. Çocuklar kusura bakmayın. Afiyet olsun. Efendim izleyenler de öyle. Proteinle karbonhidratı bir arada kullanıyorum. Dikkat et bak. Bütün besinle elmayla fıstık ezmesi. Fıstık protein, ezmesi. Karbonhidrat. Hmm. Burada protein, karbonhidrat. Burada humusla, protein, havuç. Karbonhidrat. Havuç, karbonhidrat. Birlikte kullanıyorum aslında bunu. Ve benim en sevdiğim ikililerden bir tanesi. Ve? Bayılırım. Armut. Bu ne? Peynir. Herhangi bir peynir ama özellikle parmesan. Armutla ama hocam yani sizin parmesan de peyniri ikilisi şahane bir tatlı krizi baskılayıcısıdır. Allah bunu da söylemiş Allah, olalım. Müthiş. Bu önemli. İkisi bir arada çok iyi gider. Bir de bulabilirseniz, onu da yazmışım oraya. Nar çekirdekleriyle birlikte badem. Nar çekirdekleriyle birlikte bademi böyle... Nar çekirdekleriyle böyle... bademi bir arada bir avuç yerseniz bu da ciddi anlamda tatlı yine krizlerine, tatlı krizinizi azaltan maddelerden bir tanesi. Peki. Bir de şeyi unutmayın. tatlı krizi aslında altta mutlaka insülin direnci gibi bir problemin varlığını gösterir. Yani siz bunu geçici olarak hallediyorsunuz. İnsülin direncinizi tedavi etmedikten sonra o tatlı krizi atakları devam eder. Veya... Gece yemeleri devam eder. Yemekten önce aşırı el ayak titremeleri devam eder. Yemekten sonra... Yarım saati bulan içinizin geçmesi devam eder. Onlar en az bir yıl sürecek. Teda, bunu niye anlatıyorum burada? Ya garibim, gidiyor zannediyor ki bir iki ay içinde bu olmaz, hallolmaz. En az bir yıl sürer insülin direncinin tedavisi. Gerek medikasyon, ilaç, gerekse beslenme, gerek psikolojilerini düzeltme. Mesela ben biliyorsun sen, çok da bana faydalı. Mindfulness eğitimi veriyoruz. Aynen. Mindfulness eğitimi ne? Kişilerin dayanıklılığını arttırıyoruz. Şimdi sana bir tane ilginç hikaye anlatacağım. Bak herkese etkileyecek bu, eminim. Bir hanımefendi geldi bize. Çok önemli bir şirketin CEO'su. Çok başarılı gidiyor. 2 ay boyunca. Sonra bir ay çakıldı kadıncağız. Gitmiyor. Tedavi olmuyor. Veremiyor kilo. Klas kilo veremiyor. Anladım. Veremiyor. Ya, sorun yok. Sizde bir problem yok falan. Sizde bir problem var mı? Yok. Sonra baktık olmayacak. Mısra'ya dedik ki biz bunu mindfulness eğitmenimizle bir görüştürelim. Ne? Ne çıktı biliyor musun? Haydi bakalım. Kadıncağız CEO olmak için o makama 13 yılda geliyor. 13 yıl sonra o şirketin CEO'su oluyor. Güzel. Sonra yanına bir yardımcı atıyorlar. O yardımcı da kadın. Tamam, buraya kadar bir sorun yok. Ama o yardımcı o makama 2 yılda geliyor. O 13 yılda geliyor, o 2 yılda. Şimdi sorduğunuzda o hanımefendi şey diye anlatıyor. Yok canım, önemi yok tabii, olmuş hakkıyım buraya gel. Ama içinde fırtınalar kopuyor. Benim anlattığım şu. Bir tedavi aslında yokuş ve merdiven çıkmak gibidir. Arada tıkaçlar oluşur. O tıkaçları oradan çekmezseniz
problem olur. Mindfulness eğitmenimiz orada devreye giriyor. Kendisiyle bunu gayet güzel konuşuyor. Şimdi uçarak gidiyor hastamız. Dolayısıyla bak hepsi bir bütün içinde. Bu bütünü yapmadıktan sonra da. Evet. Ha bunu niye anlattım? Hepimizin, senin de vardır benim de vardır, farkında değilizdir. Yok ya önemli değil dediğimiz. Oysa ki içeriden bizi yiyip bitiren nelerimiz var. Ya bir, çok yiyip onu, bitirmese de yine de yani orada bir takılı kalan bir pürüz mutlaka oluyor. Belki radikal kullandım. Yani kişiden kişiye değişir. Bir kısmı için çok hafif bir stres yaratır, bir kısmı için. Onları çözmek çok çok önemli. Nasıl bir tedavi bütünlüğü farkındasın. Dolayısıyla bunu yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Ay vallahi harikasınız hocam. Çok da güzel bir örnek oldu. Şimdi evet, bu çok etkilemiştir çünkü. Ama böyle hani, hayret içinde çok büyük kaldı. Bir gerçek bu. Müthiş. Çözüldü gidiyor bu. Evet. Çözüldü gidiyor. Bir mindfulness. Ona resilience diyor mindfulnessçılar bildiğim kadar. Bizim hocamız da öyle söylüyor. Resilience deniyor ve gerçekten onu çözdüğünüz anda bu alt tarafı 20 dakika yarım saatlik bir şimdi bir de zor bir dönemdeyiz. Şey üzerinden görüşmeler bunlar. Zoom üzerinden görün. Orada bile işin şekli değişiyor ve bizi çok rahatlatıyor. Ve akışında bak, devam tedavi, ediyor. Şöyle, bütün tedaviler bir sac ayağı içerirler. Bir tıbbi tedavi gerekir, bir beslenme tedavisi gerekir. Bir de kişinin motivasyonunun daima hangi tedaviyi alırsa alsın yukarıda olması gerekir. O tıkaçları arada çözmek gerekir. Tabii. Bana gelen psikolog hastalarım var, psikolog arkadaşlarım var. Onları dahi kendi mesleği olduğu halde bu mindfulness'ın içerisine atıyorum. Niye? Değil mi? Çünkü o başka bir şey. İnsan, terzi kendi dökülür. Ben babamı hiçbir zaman tedavi etmedim. Bak ben çok iyi bir dahiliciyim. Babamın ne tansiyon ilacına karışırım, ne şeker ilacına karışırım. Arkadaşlarıma gönderirim. O başka ona bir emanet bir ettiniz doktor. Başka tabii, da sizin başka hastalarınız başka. Ben duygusal olabilirim. Yok öyle. Ben profesör. Yok abi. Baban o senin ya. O ilacın yan etkisi bilmem neyi. Ben insanım ya. Ben doktorum falan da önce insanım ben. Sonra doktorum ya. Doğru. Onun için yanlış yapabilirim diyor. Onun için o kısım, bu duygusal kısım, bu psikolojik kısım, bu motivasyon kısmı çok acayip bir denge diyebiliriz aslında. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.